Şimdi emekliler diyor ki insanca yaşam istiyoruz. Zaten emekli 20 yıllık AK Parti iktidarında nereden nereye geldi hep birlikte gördük. Bakın bu son seçimde hani Tayyip Erdoğan demeden şöyle yaptı ya emeklilere, Anadolu'ya, Trakya'daki emeklilere şöyle söyledi. Lafla demedi ama mesaj şuydu. Biliyorum açsın, yoksulsun, endişelisin ama tehlike büyük, beni bir daha seçmelisin. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa ülkeyi böldürecekler. Bana oy ver, ben seçimden sonra senin durumunu düzelteceğim dedi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Dedi ki siz bana oy verin, ben seçimden sonra sizin durumunuzu düzelteceğim. Dediler ki olur ya, ya ezan durursa, ya bayrak inerse, ya vatan bölünürse. Hadi dediler, biraz aç kalalım, nasılsa söz verdiler, çözecekler. Seçim bitti. O sabah 5'te sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını yine bu Cumhuriyet Halk Partisi grubu savunuyor. Herkese verdikleri promosyonu vermiyorlar, bu arkadaşlar savunuyor. Seçim bitti, seçim bitti. Gabar'da seçim bitti, karakollarda, kale kollarda nöbet tutan uzman çavuşun verilmeyen haklarını bu 130 milletvekili savunmaya devam ediyor. Seçim bitti, seçim bitti. Hani bir şey olsa Recep Tayyip Erdoğan kamuflajı giyiyor üstüne. Burada da Cumhuriyet Halk, burada da Cumhurbaşkanlığı forsu fotoğraf çektiriyor ya. Bir şey olsa hepimiz biliyoruz ki yine fotoğrafı Tayyip Erdoğan çektirir ama canını ortaya koymak gerekirse bu vatan evlatları koyar. Hepimiz biliyoruz. Ezanın, vatanın, bayrağın muhalefetle, CHP ile bir derdi olmadığı ortaya çıktı. Ama seçim bitti. Erdoğan'ın da emekliyle ilgili bir derdi, bir kaygısı olmadığı ortaya çıktı. Değerli emekliler, değerli vatandaşlarımız, birkaç rakam vereceğim. Verdiğim rakam, Erdoğan seçildiğinde ekmek 5 lira, bugün ekmek 7 lira. Erdoğan seçildiği gün asgari ücret 2280 ekmek alıyordu. Bugün 1629 ekmek alıyor. Seçimden buraya bir asgari ücret 652 ekmek kaybetti. En düşük emekli maaşı 7,5. Haziran'da 1500 ekmek alıyordu. Şimdi 1071. Emeklinin de maaşından 429 ekmek çaldılar. Süt, sütsüz olur mu? Kilosu, litresi 30 liraydı. Çıktı 46 liraya. 380 litre süt alan asgari ücretli 248 litre süt alabiliyor. 132 litre süt kaybı var. 250 litre süt alabilen emekli 163 litre süt alabiliyor. Haziran'dan bugüne 83 litre daha az süt alıyor para. Zeytinyağında 175 liradan 350 liraya çıktı. 65 litre zeytinyağı alan asgari ücret 33 litre alabiliyor. 326 kilo kuru fasulye alabilen asgari ücret 228 kilo kuru fasulye alabiliyor. Kuru fasulyenin kilosu 35 liradan 50 liraya çıktı. Kulakları çınlasın babam. Baba pirzola yok mu deyince memurun pirzolası kuru fasulyedir derdi. Memurun pirzolasının asgari ücrette 98 kilo kuru fasulye kaybı var. 1 kilo zeytin 100 liradan 195 liraya çıktı. Asgari ücretle 114 kilo zeytin alabilirken seçimden bu yana sadece 58 kilo zeytin alınabiliyor. Sonra dönüyorlar. Efendim biz
Memurdan yanayız, emekliden yanayız, asgari ücretliyi ezdirmeyiz, enflasyona yedirmeyiz diyorlar. Eğer samimiyse Aralık ayında asgari ücret belirlenirken bir an önce bu kaybı tamamen telafi eden ve gelecek senenin hak eden artışını yapan bir teklifle gelirler. Bu sene asgari ücret görüşmeleri de en düşük emekli maaşının belirlenmesi de Recep Tayyip Erdoğan için o kadar kolay geçmeyecek. Emekliyi de emekçiyi de bir karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.